Ülkemizde yıllardan beri 1 milyon, 1 milyon 100 bin civarında aşı tüketiliyor. Geçen yıl ülkeye giren aşı miktarı 1 milyon 350 bindi. Daha sonra çeşitli çabalarla biraz daha aşı getirildi. Covid-19 aşılama oranının artması ve maske kullanımındaki rehavet nedeniyle hekimler grip salgını yaşanacağını belirtiyor. Yurttaşlarsa grip aşısı için eczanelere şimdiden başvuruyor. Ulusal kanala özel açıklamalarda bulunan Türk Eczacıları Birliği bu yıl 2 milyon civarında grip aşısı geldiğini belirtti. İlaç firmalarıyla yaptığımız görüşmelerde böyle ifade ettiler. Depolara teslim edildi ancak Sağlık Bakanlığı bir nedenini bilmediğimiz bir şeyle depolardaki grip aşılarının satılmaması gerektiğini söyledi. TÜİK Başkanlığı ve Sayın Bakan Yardımcımızı aradık ama ulaşamadık. Yani bunu sizin aracılığınızla söylüyoruz. Birlik Başkanı Eczacı Erdoğan Çolak, Sağlık Bakanlığı'nın grip aşısının henüz dağıtılmaması yönündeki talimatının arkasında risk gruplarına göre planlama olabileceğine işaret etti. Grip salgını göz önüne alındığında gelen 2 milyon aşının yeterli olmayacağına dikkat çekti. Bu sayı toplumda grip aşılarının kullanımını sınırlandıran bir sayı. Oysa bizim her zaman açıkladığımız gibi Türk Eczacıları Birliği olarak 65 yaş üstü çok seyahat edenler, hamileler, kronik hastalıkları olanlar gibi bir sirkülasyon çıkarttığımızda bu nüfusun üçte birine tekabül eden bir sayıya denk gelmesi demektir. Bu da yaklaşık bir 25 ile 30 milyon arasında bir kutuya denk gelir. Geçen yıl grip aşısı için yurttaşlar en azında risk grubunda yer alıyorsa aile hekimine aşısını yazdırıyordu. Ardından eczaneden aşısını alan yurttaşlar aşı yaptırmak için tekrar aile hekimliğine gidiyordu. Geçen yıl yaşanan sorunların meydana gelmemesi için Türk Eczacıları Birliği çözüm önerilerini sıraladı. Depolardan eczanelere gelmesi lazım. Bunu reçete, yani devletin ödediklerini reçete mukabilinde insanların alması lazım. Kronik hastalar, biraz önce saydığımız o sistemin içerisine giren hastalar reçeteyle almalı ve bu reçeteler zaten anında medula sistemi üzerinden görülüyor ve devlet bunların bedelini ödüyor. Bir kısım grip aşıları da vatandaş tarafından alınabilir. Onlar kendini korumak amacıyla bunu alabilir. Bunlar da ücretli olarak eczanelerden satılabilmeli.